Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'den futbolcu satış rekor haberiyle başlayalım. Çok da uzatmayalım. Fenerbahçe bu yaz şimdilik 47.95 milyon euroluk bonservis geliriyle tüm zamanların rekorunu alt üst etti. Bu sezon başta Arda Güler olmak üzere sattığı futbolculardan rekor bir transfer geliri elde eden Fenerbahçe son 10 sezona da damga vuran kulüp oldu. Salih Acibertler bu sezon bonuslar hariç 5 futbolcu satışından kasasına 47.95 milyon euro yani 1 milyar 414 milyon TL kasasına koydu. Bakın, bonuslar hariç artı ben bir şey daha söyleyeyim. Elif Elmas eğer başka bir kulübe giderse 1,5 milyon euro da oradan bonus var. Haberiniz olsun. Şimdi Arda Güler'le Diego Rossi'den gelecek bonuslar var. Joao Pedro'nun zorunlu satın alma opsiyonu olan 3,5 milyon euroya da Fenerbahçe'nin kasasına zamanı geldiği zaman girecek. Futbolcu satış gelirleri 62.35 milyon euroyu yani 1 milyar 836 milyon TL'yi bulacak. Fenerbahçe bu sezon bu satış geliriyle sezon başında rekorun sahibi olurken son 10 yılda da rakiplerine büyük fark attı. Önce rekor Galatasaray'da 2014-15 sezondan bu yana geçen dönem dikkate alındığında bir önceki satış dekoru Galatasaray'daymış. Sarı Kırmızı ekip 2017-18'de 36.71 milyon euroluk bir gelir elde etmiş. Bu satışlarda 16 milyon euroya Stock City'ye giden Ndiaye, 15 milyon euroya Lapsik'e giden Buruma öne çıkan futbolcular. Fenerbahçe ise özellikle son 4 sezonda futbolcu satışında tüm rakiplerini geride bırakırken gelirlerinin yarıdan fazlasını da bu dönemde elde etti. Son 10 yılda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor sezonluk bazda ikişer kez en fazla futbolcu satan kulüp olmuşlardı diyor. Hocam bu bizim neyimize yarayacak? Bu bizim PR'ımıza, reklamımıza yarayacak. Beşinci sıradaki takım da Bursa Spor diyor. Şimdi bu bizim reklamımıza yarayacak arkadaşlar. Düşünün bak futbolcu satarken. Şimdi Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Üç, dördü de aynı futbolcuya talip olsa o zaman Galatasaray'a gider. istediklerinin de yarısına gider. Tabii siz bu masallara inanacak kadar ahmaksanız gideceğine de inanırsınız. Yani Fenerbahçe 10 veriyor, Trabzon 10 veriyor, Beşiktaş 10 veriyor ama Galatasaray'a 5'e imza attığına inanacak kadar geri zekalıysanız Doğru. Ben oraya gidecek. Niye? Açıklamalar öyle. E ondan sonra da kap açıklamasından hariç sponsorluk açıklaması yapılıyor. Ya geçiniz bunları. Kendinizi aptal yerine koymayın. Hepimiz her şeyin farkındayız. Kimse kimseyi kandırmasın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bizim işimize geliyor arkadaşlar. Bu bizim çok çok işimize geliyor. Düşünsene bak bir futbolcu alacaksın. Genç futbolcu. Teklif sunuyorsun kabul ediyorsan buyur. Mesela Fenerbahçe'den Tete için yeni teklif. Haberimiz bu. Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki Tete merak etmeyin dönüş yapacağım. 6 milyon euro olan maaş isteğini 5 milyona çektim. Pazarlığı 3 ile başlayan Sarı 4 milyon euroya çıktı diyor. Kesinlikle çıkmadık. Orta yol aranıyor. Dur haberi bitireyim. Tatilini Bodrum'da geçirdi. 23 yaşındaki oyuncu menajerinin İstanbul'a gelmesi transfer atışını alevlendirdi. 6 milyon euro maaş isteği. Pazarlıklar sonucu 5'e düştü. Fenerbahçe ise ilk teklif olan 3 milyon euroyu 4'e çıkarttı. Geçen sezonki performansı Leicester City'de 13 lig maçı 737 dakika 1 gol falan filan. Arkadaşlar bu Tete dediğimiz arkadaş. Söğüşçü. 23 yaşında söğüş peşinde. 23 yaşında söğüş peşinde. Galatasaray'a Fenerbahçe'ye hatta Başakşehir'e hatta birçok Avrupa takımına diyor ki 6 milyon euro verin ben gelirim. Şimdi Allah'tan Galatasaray bütün parayı Zaha'yla Icardi'ye bayıldı da buna 6 milyon euro verecek kapasitesi kalmadı. 10 milyon birine veriyor, 15 milyon birine veriyor. Yok hocam 10 milyon değil 6 milyon veriyor. 4 şeyleri var dedi. Neydi onun adı. Sponsor veriyor dedi. Allah bilir 5 de başkası veriyordur. Öbürüne de 4 gösterdiler. 6 sponsor veriyordur. 2 de başkası veriyordur. 12 de odur. Neyse bu beni alakadar etmez. 6 milyon euroya kimse çıkmaz. Fenerbahçe'nin teklifi ne oldu biliyor musunuz? 5 imza parası, 2,5 yıllık ücret, 5 senelik sözleşme 40 milyon euroya serbest kalma maddesi. Kabul ediyorsan buyur, imzala, etmiyorsan bizi oyalama. 12 numara öbürleri ne diye verdi biz kesinlikle görüşmedik. Hayır öyle bir şey yok. Görüşmedik. Arkadaşlar ben olsam ben de aynısını söylerim. Niye? İtibar söz konusu. Bak şimdi hepinize söylüyorum. Hepinize söylüyorum. 2,5 yıllık ücret, 5 senelik sözleşme, 40 milyon serbest kalma maddesi. Bak Arda Güller'i e Real Madrid'e sattık. Bizi kimler takip ediyor? Ulan Real'e futbolcu gönderdik. İşte PR burada işe yarıyor. Anladınız mı? Bu arada TT olayını da kriminal değil açık açık anlattım. Joshua King'e 3 talip var. Hangi talip? Fenerbahçe'de geçen sezon beklentileri karşılayamayan Joshua King'e 3 talip çıktı. Bu beni çok sevindirdi. Niye? Benim duyumlarım çıkıyor. Ben bunu söylemiştim çünkü. Norveç'te futbolcuya 3 takım talip oldu. Kimmiş mesela? Ee, tatmin edici cinsler olursa gidecek. İsmail Kartal King'i sonradan Avrupa listesine eklemişti. 29 maçta geçen sezon 29 maçta sahaya çıktı. 8 kez gol sevinci yaşadı. Az da değil ha. Arkadaşlar 6 ila 10 arası bir teklif gelirse Joshua King yolcu. Hayır uğurlu olsun. Yolu açık olsun. Fakat gelen en büyük teklif 4 milyon euro şeklinde. Biz 4 milyon euroyu kabul etmeyiz. Ama şunu söyleyeyim. 8'e king'i satsan, ekan bir 2'yi alsan aynı rol model diye mantıklı bir iş. Üstelik yıllık ücreti de king'in 2.5 civarı. Ekan bir getirecek olsan 1.7'ye falan. Çok mantıklı. Yani anladınız değil mi? Videoda donmadı lan merak etmeyin. Anladınız mı diye soruyorum. Fenerbahçe'den bir suma sürprizi. Aa, ilk defa duydum. Ne bir tuması? Öyle bir şey mi varmış? Merkez orta sahaya birinci sınıf takviye peşinde olan Fenerbahçe, Tottenham'ın yıldız futbolcusu Yves Bissouma için satın alma opsiyonunu kiralık teklifi yaptı. İşte detaylar, pazarlıklar devam ediyor. Son olarak Mert Müldür ve Miha Zayt transferini duyuran ki iki tane kap yaptı Fenerbahçe. La bir de şey aklıma geldi ya söyleyecek bir mi, söyleyecek mi unutuyorum. Ulan 5 senedir Fenerbahçe'de olan Mihaz Aysa stadyumu gezdirmek hangi akıllının aklı Futbolcu tanıtımında stadyumu gezdirmek 5 senedir. lan 5 senedir burada zaten. O stadyumun tuvaletine kadar biliyor adam zaten. Ya var ya dışarıdan bakınca gerçekten komik kulüp haline dönüşüyoruz. Neyse bu, bu transferleri duyuran Fenerbahçe transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre. Nereden? Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe merkez orta saha transferi için rotasını İngiltere'ye çevirmiş. Salih Hacıvertli kurmayların Premier Lig'de Tottenham forması giyen Manili Yıldız, Yves Suma için İngiliz kulübü İngiliz kulübüne satın alma opsiyonu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Bir şey söyleyeceğim. 19.070 diye bir oynatma listemiz var. 10.000 artı var. Az izlenenler var. Kısa kısa var. Kısa kısayı çıktım. Diğer de dahil diğer iki de dahil bütün oynatma listelerinde videoların altında duyum var. Hepsinde değil. Başa sabitlenmiş şekilde. Duyum var. Ama sizler oynatma listesini açacaksınız da duyumu okuyacaksınız. Bir sonrakine geçeceksiniz de çok iş. Duyum mu istiyorsunuz? Hocam 15 lira verecek param yok. Çak çak çak. Pulum yok. Gidip Bakın ben sizin yerinizde olsam oynatma listelerini aşındırırdım. Artı Hediye üyelik verildiği zaman en çok kim izledi? Ahmet Mehmet. Direkt size çıkacak. Tavsiye ederim. Bol bol video izleyin. Videoları izlerken yorumları da okuyun. Mesela bu video. Bir önceki video. Bunlarda da olabilir. Videoları izlerken yorumlara mutlaka bakın. Mutlaka. Tottenham'ın Brighton'dan 29 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Bisuma merkez orta saha dışında ön libero mevkisinde de görev alabiliyor. Oyuncunun menajeriyle iletişime geçildiği ve Malili orta sahanın sarı lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe hem kiralama hem de satın alma şartları için Tottenham kulübü ile resmi pazarlık halinde. Futbola ülkesi Mali'de başlayan Bissouma, JMG, Bamako ve Real Bamako'da forma giydi. 2016'da Fransa ekibi Lille transfer olan Bissouma, 2018'de Brighton'a 16.8 milyon euroya, 2022'de de Tottenham'a geçti. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Oyuncu gelmek istemiyordu. Tottenham göndermek istemiyordu. Eğer haber doğruysa hayırlı olsun. Eğer haber doğruysa hayırlı olsun. Gerçekten bak. Yani umarım derdimi anlatabilmişimdir. Eğer bu haber doğruysa hayırlı olsun. Çünkü biz kulübünü ikna etmek üzereydik ama oyuncu gelmek istemiyordu. Oyuncuyu ikna ettiysek hayırlı olsun. Hatta ben size opsiyonu da söylüyorum. 2 milyon euro kiralama bedeli 8 milyon euro satın alma opsiyonu şeklindeydi teklifimiz. Eğer kabul ettiyse bu şekildedir. Edinince o transfer için devrede. Fenerbahçe'nin transfer listesinin en başında bulunan isimlerden biri olan Rade Kurunic için Edin Ceko devreye girdi. Boşnak golcü yıldız oyuncuyu ikna etmek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arkadaşlar bunu bir şey söyleyeyim. Gerçekten böyle bir teklifte bulunduysa kimsenin haberi olmaz ki. Yani kimsenin haberinin olacağını zannetmiyorum ama bulunduysa da Kanarya'nın Bosna'da golcü vatandaşı Krunic'i aradı ve Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda onu ikna etmek adına telefonla görüşme yaptı. 29 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe her konuda anlaşmış durumda. Ancak Milan futbolcusunu 10 milyon euro'nun üzerine bir bonservis bedeli satmaya konusunda ikna etmek istiyor demiş. Şimdi madem Fenerbahçe anlaştı, Ceku niye arada? Ceko arada Fenerbahçe niye anlaştı? Yani araba nerede? Para nerede gibi? Madem biz anlaştık, Ceku niye arıyor? Ne kardeşim, Ceko sen ne, niye alıyorsun ya? Niye milleti rahatsız ediyorsun ya? Akşam vakti adam yatıyor mu, kalkıyor mu ya? giymiş pijama pijamalarını giymiş ayak ayak Twitter'a gidiyordur belki ya. Gerçi Twitter'da kalmadı ikisi oldu onun adı. Fenerbahçe şu an için tecrübeli oyuncu için 5 milyon euro teklif ettiği bu rakam beklentilerin altında kaldığı bildirildi diyor. Görüşmeler sürüyor. İki takım taraf arasında görüşmeler hızla devam ediyor. 2025'te oyuncunun sözleşmesi bitecek. Şimdi değerli arkadaşlar açık ve net konuşayım. Nicolas Dominguez. Şimdi videoya başlarken satış rekoru dedik. Hepiniz aynı cümleyi kurdunuz. Bana ne lan? Bana ne? 48 sattık 50 sattık. Para nerede? Diyeceksiniz. Arkadaşlar biz aldığımız bonservisli futbolcuların bonservisini taksitlendirdik. Biliyorsunuz. Anlatmama gerek var mı? 2 saat şimanski aldık şöyle yaptık. 5 takside böldük şu kadar ödeyeceğiz. Dememe gerek var mı? Yok. Bankalar konsorsiyumu anlaşmasına göre Fenerbahçe transfer gelirlerinin yarısını borca vermek zorunda. Burasında da anlaştık. Doğru muymuş şekerim? Burada da anlaştık. Şimdi her konuda anlaştık. 9.75 Kimansky 8.31 Rodrigo Becao 17.20 yapıyor değil mi toplam? 17, 18 diyelim. 20 demiyorum. Şey de var. Mert Müldek 2.8, Gustavo Enrique. Bartu Elmaza 1.4 vermişiz mesela. Ben çok merak ediyorum nasıl 1.4 verdik? Bu çok e, tuhaf. Ha, İrfan 1.2 verdik. Total transfer market verilene göre 28.86 ödedik. 28.86 ödediğimize göre 24.86 özür dilerim. 48-49.5 falan almamız lazımdı bizim. Ama 47.95 gözüküyor. Arkadaşlar Şimanski 2.5 ve Kao taksitli. Hadi 2.5'da o diyelim. 5. Mert Müdür 2.8 7.8. Mustafa Önege 1.4 8.8 9.2 İrfancan 1.29 10.2 10.4. Elmaz da 1.4 diyor 10.4. 11.8 diyelim hadi. Hadi düz hesap 12 diyelim. 48 sattık 22 alma imkanımız var. O zaman 12 milyon euro bizim limitimiz var şu an için. Yani gideceklerden hariç. Fenerbahçe de bunu kovalıyor işte. Yani taksit taksit taksit. Olabildiğince taksitlendireyim diyor. Her kulüp de buna yanaşmıyor. Mesela Altay Bayındır gitmesi gündemde. Ben zannetmiyorum gideceğini. Samet Akay'ın gitmesi gündemde. Ben zannetmiyorum. Ustaverniker herhalde gidebilir. Çağatay Kurkal para getirmez. Nazım Fesi olur. Crespo para getirebilir, herhalde gidebilir. İrfan Can Kahveci gitmeyecek. Lincoln gitmeyecek. Burak kapacak gidebilir ama ben sadece kiralık olarak düşünüyorum. E Joshua King 1.8 getirse 4 milyon Euro'luk şey. E bir Serdar dursun mesela 1 milyon Euro getirse 1 milyon Euro, 1 milyon Euro olur. Mesela Arao için şu an transfer çok çok söyleniyor. Yani para getirecek isimlerden birisi Arao. Çok enteresan bir sürecin içerisinde Fenerbahçe. Yani satma alma mesele değil. Mesele parayı doğru kullanabilmek. Mesela Cengiz Ünder. Diğer videoda da konuştuk. Burada da konuşayım. Ekambi. Niye bunların üstüne düşürdü? Çünkü Ekambi ödeme konusunda bir problem, bir pürüz yok. Adam Ekambi'yi alın diyor mesela. Ama Cengiz Ünder 15 diyoruz, kabul diyoruz aksitlendirelim yok diyor adam. O zaman da alamıyorsun. Yani Fenerbahçe hocam ben bir şeyi merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Neyi şekerim? Galatasaray nasıl alıyor? Yani merakımdan soruyorum hocam. Galatasaray nasıl alıyor? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Birlikte bakalım arkadaşlar. Galatasaray'ın transfer marketini açalım. 225 milyon euro transfer market verisi gözüküyor. Mesela mesela N'sonu 18 gözüküyor. 18 teklif var mı sizce? Yok hocam. Ancelino 12 yazıyor. 12'ye mi geldi? Değil hocam. Sakaboy 16. 16 teklif var mı? Yok hocam. Torreira 15 diyor. 15 teklif var mı? Yok. Yani hocam bu yine bizim dediğimizi kanıtlıyor. Çünkü adamlar orada o kadar milyon euro futbolcusu var. Yine satış yok. Ama futbolcu alıyor. Zaniolo 27 milyon euroymuş. Kasık sorunları varmış. Arkadaşlar Zaniolo gibi hızlı bir oyuncuda kasık sorunu varsa bu çok ciddi bir şeydir. Ben onu belirteyim. Bu çok ciddi bir şeydir. Belki de buna güvendiler, aldılar. Onu alalım, bunu alalım, ne olacak? Para verelim, şöyle böyle diye. Bakalım sonra çıkar oyunu misali. Mesela 10 milyon euro yıkar diye verildi bildiğim kadarıyla. Gerçek altı saray muhabirlerine göre 2,5 milyon euro verilmiştir. Yemin de ederler. Kur'an'a değil basarlar. Kerem Demirbay'a 3.7 verilmiş. Kaan Ayhan 2.8 mecbur. Angelino 1.5 bildiğim kadarıyla kiralık. Bir de taksit taksit. Bakan bu için 700 bin euro vermişler. Halil Devrişoğlu 500 bin euro. Günay Güvenci 250 bin euro. Total Galatasaray'ın gideri 19.45. Gelir de 6 milyon euro. Şeyden dolayı herhalde Mustafa Muhammed'den dolayı. Eksi 13.45. Yani euro kuru üzerinden vurursak 390 milyon TL civarında bir para. Doğru muyum? Şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Nasıl oturtturuyorlar? Çok Zor bir olay değil mi? Mesela Matias 250 bin euro gelmiş. Muhtemelen oyuncunun maaşını bunlar ödeyecektir ama oraya 250 bin euro kiralama bedeli diye. Samsun'a Talyan'ı vermişler. Herhalde Emre Kılıncı da verecekler bildiğim kadarıyla. Yani verebilirler benim için bir sıkıntı yok. Kılıfına uyduruyorlar yani demek istediğim o. Bir şekilde kılıfına uyduruyorlar. Kılıfına uydurunca da ne oluyor? Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hocam bizim başkan niye ağlıyor o zaman? Ya bizim başkan ağlamıyor. Bizim başkan işleri yoluna sokmaya çalışıyor. Arkasında hiç kimse destek olmuyor. Şimdi Okan Kocuk Samsun Spor'a gitmiş Galatasaray'dan. Tamam mı? 1. Kalyan gitmiş. 2. Emre Kılıç konuşuluyor. 3. Fenerbahçe 3 futbolcusuna Samsun Spor'a gönderseydi 6 puan garanti denirdi mesela. Burada garanti mi? Siz bilirsiniz. Emre Taşdemir'i Pendik Spor'a vermiş. Çikil Konya Spor'a. Vesaire vesaire. Yani çok da ben şey yapmak istemiyorum. Kılıfına bir şekilde uydurmuşlar. Ama bildiğim kadarıyla bunlar e, Zanyolo'yu 50 milyon euroya satıp kalan 25 bunu yapma peşinde. Şimdi 6 gelirim var. Böl 2'ye 3. 19.45 gideri var. 16.45 milyon euroluk. Yani 32.9 milyon euroluk bir satış yapmaları lazım. Yapabileceklerimi zannetmiyorum. Federasyon buna kızacak mı hocam? Ceza verecek mi? Zannetmiyorum. Yani Galatasaray başkanı çıksa Allah ikidir dese federasyon başkanı der ki Galatasaray başkanı dediğine katılıyoruz. Acaba yıllardır bizi kandırıyorlar mı diyecek diye düşüncem var. Ne söyleseler doğru kabul ediyorlar. Hani Bu da uç bir örnek oldu yanlış anlamayın ama ben de merak ediyorum sizler gibi. Kılıfına nasıl uydurdular onu merak ediyorum. Yoksa kılıfına uydurmadan bunu yapacak kadar aptal değillerdir. Yani niye kendini riske atsın? İlla bir açık bulmuşlardır. Yani Bir açık bulup oradan gitmişlerdir. Zannetmiyorum başka türlü olacağını. Hocam transfer hüllesi millesi. Ya geçin. Ama şunu söyleyeyim. Galatasaray taraftarı Nelson'un 25'e, Kerem Aktürkoğlu'nun 25'e, Sakaboy'in 30'a satılacağına inanıyorlar. Ben de çok merak ediyorum niye hala satılmadılar. Ağustos ayındayız. Yani niye hala satılmadılar çok merak ediyorum. Acaba sizi koruyup kollayıp şampiyon yaptıkları için futbolcularına size mi şirin gözüktü? Hani birine bir rakip sindirildiği için her hareketine sarı kart verildiği için, rakip 10 kişi falan bırakıldığı için size mi sindirildi? Mesela bizim gollerin bazıları penaltıdan da siz penaltıdan diye çok ağlayıp zırladınız. Eminim Valencia'nın sözleşmesi devam ediyorsaydı 7-8'e Valencia'yı satardık biz. Batshuayi'ye 15 teklif geldi mesela. Joshua Kinge 6 7 8'den bahsediyoruz. Cao Pedro'yu gönderdik. Rossi'yi gönderdik zarar etmeden. Düşünün bak. Güya biz ikinci olduk. Güya biz kötü takımdık. Ama futbolcularımız patır patır gidiyor. Bir enteresanlık yok mu sizce? Bence var ama bilmiyorum nasıl itiraf edeceksiniz. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Eğer suma için futbolcu kabul ettiyse hayırlı olsun. Rade Kournich için ben bu arkadaşın olacağını zannetmiyorum. Hem suma hem Kournich olmaz ama Nicolas Dominguez için de çok uğraşıyoruz. Ha, hem Bisuma hem Dominguez. Yani Bisuma, Dominguez, Şimanski'le orta saha. Bence kütürük eriği gibi olur. Cengiz'i alabilirsek Türk kuralı. Sağda Cengiz. Anlatabiliyor muyum? Sağda Cengiz. Ferdi. Kalede de Türk olursa o sayı sabette stoperler yabancı olur. Yürür gideriz. Hakkımızda ayrı sosun var da ekran bir transfer de dediğim gibi bunlardan hariç bir transfer olur. Tete'nin de ben ya ben sizin verdiğiniz sözleşmeyi kabul ediyorum diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü sövüşçü bir bu arkadaş. Bakalım kimin elinde patlayacak. Hocam Galatasaray alırsa şöyle yaparım böyle yapalım ortalığı yıkarım bilmem ne yaparım. Niye yıkacaksın arkadaşım? Takımın almış. Sevin. Mutlu ol. Takımın bir futbolcu almış. Ben artık bu yorum yapanlara bu şekilde bakmaya başladım ya. Ya bu kadar Galatasaray fetişizmini anlamıyorum ya. Beşiktaş fetişizmini. Şunu almışlar demek ki iyi futbolcu. Bunu almışlar demek ki iyi futbolcu. Trabzon o şampiyon olduğu sene. O Sherlock'lu sene. Aldığı transferlerden bir tek Charlotte işe yaradı. Başka kimse işe yaramadı. Kimseden para kazanamadı. O da şartlı martlı falan filan. Hiç kişi isyan etmedi. Ama Fenerbahçe şampiyon olsun bak. Çok büyük bir iddiada bulunuyorum. Yani 38 maç. 30 maç aralıksız kazansın. 30'da 30 yapsın. Şampiyonluğu garanti denilsin. Desenin desin ki piyasa yapacak. Futbolcularımı satacağız. Gençlerle çıkalım. Kalan 8 maçta derbi hariç hepsinde berabere kalsa. Derbide de berabere kalsa. Kalan 8 maçın 8'inde de berabere kalsa Fenerbahçe taraftarı yine Ali Koç istifadır. Çünkü bu yüzsüzlüğü bulan arkadaşlar var. Demez ki ulan zaten şampiyon olduk. Gençler piyasa yapıyor. Para kazanacağız. Ekonomi şöyle böyle demezler. Bizim içinde bulunduğumuz durum bu. Allah Fenerbahçe'ye Fenerbahçeli taraftarlar nasip etsin arkadaşlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere.